tıpkı 16 yıl önce olduğu gibi yine erken seçim dedi, yine gündemi belirledi. Bahçeli'nin o sürpriz çıkışı siyasetin rotasını değiştirirken MHP lideri erken seçim için tarihsel bir anlamı ve önemi olan bir tarih de verdi. 26 Ağustos 2018 günü, pazar günü, yani Malazgirt zaferiyle büyük taarruzumuzun yıl dönümlerinde yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem Cumhurbaşkanı'nı hem de milletvekili genel seçiminde Türk ve Türkiye düşmanlarına hak ettikleri dersi vermesi en makul, en mantıklı, en akıllı, en demokratik yoldu. Başka çare kalmadı dedi, erken seçim için tarih bile verdi. CHP'ye işte böyle seslendi. CHP'ye ve diğer yancılarına hodri meydan diyor. İrade milletindir, istikbal milletindir, seçimse isteğiniz, buyurun gereğini yapalım. Bırakalım. Hükmü Türk milleti versin. MHP lideri Bahçeli'nin grup konuşmasına erken seçim çağrısı damgasını vurdu. Sözleri dakikalarca ayakta alkışlandı. O sürpriz çıkış gündemin ilk sırasına yerleşti. Ya Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimini normal tarihi olan 3 Kasım 2019'da beklenecek ya da milli mecburiyet ve ortaya çıkan meşru gerekçelerden dolayı seçimler erkene çekilecektir. Aslında her grup toplantısı öncesi konuşma metni dağıtılırdı habercilere. Ama bu kez öyle olmadı. Sebebi ise işte o açıklamayla anlaşıldı. Türkiye'nin bu ağırlığın altında daha fazla kalması, 3 Kasım 2019'a kadar sabırla dayanması, geldiğimiz bu aşamada mümkün, makul ve münasip değildir. Siyaset gündeminin rotası erken seçim çağrısıyla bir anda değişti. Demokrasi sandıktır. Sandık ise er meydanıdır, mertliğin kaynağıdır. Söz milletindir, karar milletindir, gelecek milletindir, tercih büyük Türk milletine aittir.